Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, önemli bir konuyla buradayız tekrardan. Önemli bir mesele var. Bulutların sırrı. Aslında ben hep bulutları paylaşıyorum ya. Bulutlarda çok gizem var, sır var. Bazı bulutlar dünya ile alakalıdır. Bazı bulutlar da batınidir. Batıni bulutlar var. Demiştik ya. Nuh Aleyhisselam zamanında da gök yarıldı. Başka gezegenlerden de portallardan bulutlar gelebiliyor. Başka gezegenlerin atmosferinden gelebiliyor Allah'ın takdiriyle. Bu Mehmet Hoca ile konuşacağız. Arkadaşlar öncelikle hatırlatayım. Abone olun. Bildirim zilini açın ve üye olabilirsiniz. Ve beğenileri de atın arkadaşlar. Hocam başlayabiliriz. Selamun Aleyküm değerli İslam kardeşlerim. Yüce Allah-u Teala bütün İslam alemini ve dünyada bulunan bütün masum, mağdur olan insanları ve bütün yoksulları firavunların şerrinden kurtarsın inşallah. Merak etmeyin, Yüce Allah-u Teala hepimizi kurtaracaktır. Ben buna eminim. Değerli kardeşlerim, batında bulutlardan bahsedeceğim. Değerli kardeşlerim, zahirde Kayyum Muhammed Mehdi'ye gelecek olan bayanlardan olsun veya erkeklerden olsun, onların ruh halleri büyük bir buluttur. Bu bulutlar sama üzerinde dolaşıyorlar. Öyle bazen öyle oluyor ki bir bayanın bir ruh bulutu bir şehri kapsayacak kadar büyüktür. Böyle ruh haliyle o bulutun içinde semala geliyor. Öyle ki cesaretlidir ki o bulut gibi samada hızlı bir şekilde dolaşıyorlar ve hatta Kayyum Muhammed Mehdi batında bir bulut üzerinde onu gezdiren büyük bir ruhaniyet vardır. Kimi gezdiriyor? Kayyum Muhammed Mehdi'yi dünyanın semasına gezdiren bir bulut, büyük bir buluta sahip olan bir ruhaniyet vardır. Ama çok bulutların sırlarını anlatmam için videoların 20 dakika olması kısa olduğu için hepsini anlatamam. Yani bulutlar batın ilimde değerlidir. Mesela bulutların üzerinde hareket mi ediyor? Mesela bir bulutu gördüğünüzde o bulut nedir? Bulut mudur? Hepsi bulut olamaz değerli kardeşler. Batın bulut Yüce Allah'ın bir kulunu sevdiği zaman onun ruh halini bulutlarla içinde semada getirir. Bulut gibi. Bulutların içinde gezdirir. Öyle biri var ki ruh hali çok kuvvetlidir. Onun bulutu bir şehri kapsayacak kadardır ve Kayyum Muhammed Mehdi bulut üstünde dünya üzerinde gezdirmiştir. Hızlı bir şekilde. Bu bulutu yönlendiren, hızlıca yürüten o ruhaniyet kimdir? O bellidir. Kayyum Muhammed Mehdi onu tanıyor. Zahirde onu da görmüştür. Ama konuşmaları şu anda yok. Konuşamıyorlar. Çünkü daha zuhur vakti var. Yani zahirde bir insan olarak görünüyor ama batında ruhaniyeti bir bulut kadar hızlıdır. Samayı geliyor.
bulutların içinde. Bulutları yönlendiriyor. Bulutların içinde öyle bir hızlı bir şekilde Kayın Muhammed Mehdi bulunduğu yerin samasında geziyor. Yüce Allah onun ne büyük bir makam vermişti. Öyle böyle, böyle küçük büyük ruhaniyetler vardır. Ve bulutların içinde samalar kezen ve bulutların içinde gezen bulut gibi gösterilen iyi ruhaniyetler var. Zahide bir bulut görüyorsun ama o bulutun içinde ne var? Ancak batın ilim bilen kişi onu anlar. Değerli kardeşlerim, bulutların boyları ayrı ayrıdır. Hacmi ayrı ayrıdır. Ama bunu da söylemek zorundayım. Bulutların altında olan bazı isimler, Allah için olanlar vardı, isimleri yazılı olan vardı. Onlar Yüce Allah, onları bulut gibi dağıttı. Öyle bir hal da var şu anda zahir dünyada. Çünkü birbirleri de dağıldılar. Birbirini tutmuyorlar. Ayrı ayrı kollara girdiler. Onların ruh halleri bulutlar gibi dağıtıldı. Onlar yok artık. Allah dostlarının bulutları samada geliyor. Allah'a niyat eden, Allah yolunda olan kişilerin bulutları samada geziyor. Ama bulut gibi dağılanlar, onlar menfaata girenlerdir. Ayrı kollara girenlerdir. Ayrı kanallara girenlerdir. Onların makamları, bulutsu halleri semada kalmadı. Yani kısacası Allah için olanların ruhaniyetleri bulut gibi hareket eder. Bulutların içinde de hareket eder. Allah için olmayanlar, onların ruhaniyet bulutları dünya üzerinde dağıtıldı. Ama onlar zahiren kendilerini bilmiyorlar. Her kime gidiyorsun, biz Allah dostuyuz diyorlar. Hayır, öyle değil. Onların batında bir yeri yok. Bunu gelecekte anlayacaksınız değerli dostlarım. Hangi bulut nerededir, ne zaman hareket ediyor, Kayın Muhammed Mehdi'ye gösterilmiştir. Kayın Muhammed Mehdi'nin bulunduğu yerde büyük bir bulut var. Kayın Muhammed Mehdi'nin bulunduğu yerde o yerin bütün alanını kapsayacak bir şekilde büyük bir bulut var. Ve hızlı bir şekilde hareket ediyor. İşte o ruhaniyet zahirde de onu tanıyoruz değerli kardeşlerim. Yüce Allah-u Teala ona büyük bir makam vermiştir. Ve ondan ötesi de küçük küçük bulutlar vardı değerli kardeşlerim. Dünyanın üzerinde orta küçük bulutlar da var. Hepsi de Allah içindir. Ama bazıları da vardır. Ruhaniyetleri melek gibidir. Melek gibidir. Kayın Muhammed Mehdi'ye onlar da gösterilmiştir. Melek gibi semada beyaz beyaz dolaşırlar. Öyleleri de vardır değerli kardeşler. Onlar da Allah'ın emriyle zuhur vaktini bekliyorlar. Bulut deyip de geçmeyin.
Onun için değerli kardeşlerim, batında bulutların fazileti bu. Ruhaniyetlerin genişliği ne kadarsa bulutu da o kadar büyük olur. Bulutu o kadar geniş olur. Yani beyaz bulut var ve kara bulut var. İkisi de fark etmez. Allah dostlar. Ama toplu halde görünen bir bulut batında o ruhaniyetin güçlülüğünü gösterir. Büyük mü, genişliği ne kadarsa onun makamı da o kadar. Kızı ne kadarsa makamı da o kadar. Çok canlı olan ruhaniyetler vardır. Cesareti olan ruhaniyetler vardır. Semayı kuruluyor bütün metafiziklerden, bütün negatif dinlerden, bütün negatif metafiziklerden. Kayın Muhammed Meydin'in bulunduğu yeri muhafaza ediyorlar. Bulutların içinde geziyorlar. Bulutların üstünde geziyorlar. Bulutlar onlara bir uçak gibi. Ve bulutları yönlendirebiliyorlar. Yüce Allah'ın emri bu. Allah sadıktır. Yani şu anda zahirde görünen bulutlar iyicene dikkat ederseniz değerli kardeşlerim batında yani kalp gözü açık olan kişi tefekkür gözü, ruhani gözü açık olan kişi ve göz perdesi açık olan kişi onları görür. Şimdi çay içiyoruz yine. Bu Ramazan'dan önce çekilmiş ya. Şimdi diyecek ki Ramazan daha var. Ben bu çayı ne zaman içiyorum? Bu tarih. Bugün. Bu bütün videolar, 5 tane video çektik şimdiye kadar. Evet. Hepsi tam olarak 10 Mart'ta. Bu 10 Mart'ta bu gece sahura kalkıyoruz değerli kardeşlerim. Yanlış anlaşılmasın. Ben Mehmet Hoca'yım. Allah var, gem yok. Yüce Allah'ın gaybde çok askerleri var. Öyle askerleri var, her mahlukatta var. Allah-u Teala bütün mazlumları, masum mağdurları ve yoksulları kurtarsın. Bütün İslam alemini kurtarsın. Yüce Allah yeniden İslam dinini dünyaya hakim etsin inşallah. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah var, gam yok. Kim Allah içinse Allah da onun içindir. Unutmayın. Evet arkadaşlar, beğenilerimizi atalım. Abone olduktan sonra arkadaşlar. Abone olduktan sonra da bildirim zilini açın ve üyelik de yapabilirsiniz arkadaşlar. Üyelik de önemli canlı yayınlarda bulunmak için rüyalarınızı yazabilirsiniz. Önemli konularda bilgi verebilirsiniz. Saygılar, teşekkürler arkadaşlar.